Merhaba. Dört buçuk sene önce ülkenin ana muhalefet lideri Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinin ardından yumruklandı. Birileri tutmasa adeta linç ediliyordu. Bunu seyreden kılını dahi kıpırdatmayan toplum esasen o gün eleştiri hakkını yitirdi. Tarihler 21 Nisan 2019'u gösteriyordu. Olayın failleri doğru dürüst yargılanmadığı gibi evleri tebrike gelenlerle doldu taştı. Son olay Ankara gücü Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler, bitiş düdüğünün ardından Ankara gücü başkanı Faruk Koca ve adamlarının yumruklu tekmeli saldırısına uğradı. Çok misal vermeyeceğim, rakip takımın başkanını hatırlatayım yeterli. Rize Spor Başkanı Hasan Kartal 11 Mayıs 2019'da yani Kılıçdaroğlu'nun yumruklanmasından 20 gün sonra Erman Toroğlu'nun ötürümünde evden silahımı getirin ben bu hakemi vuracağım gibi bir söz sarf ettiniz mi sorusuna şu cevabı vermişti. Ya silahım olsa vururdum samimi söylüyorum. Kendime nasıl hakim olayım? İyi ki yoktu. Peki Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin son yumruk olayından sonra dediğine bakar mısınız? Hakemlik müessesesine yapılacak hiçbir saldırı ya da orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Orantılı baskı serbest yani. Bakın doktoru döven hakemi de döver. Yakında hakim savcılar da bu silsileden nasibini alır. Bir onlar kaldı. Bu konuda yani sadece futbollu söz konusuysa bir çırpıda geriye doğru onlarca misal verilebilir lüzum yok. Yargının, bürokrasinin, parlamentonun, akademinin, medyanın kısaca hesap verilebilirliğin bitirildiği bir toplumda olan ve olacak hiçbir şey şaşırtıcı değildir. Sporu kendi haline bırakmazlar. Bırakmadılar da zaten azgın ve bir o kadar da arsız bir güruhla karşı karşıyayız. Tanıdığım Faruk Koca böyle biri değildi. Kendini kaybetmeyen kaç kişi kaldı ki etrafında bir bak istersen. En son Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde AKP'lilerin İsrail ile ticaretini eleştirince sözlü hışma uğradı. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız deyip bitirirken tansiyonu öyle yükseldi ki fenalaşarak düştü, başını basamağa çarptı. O düşerken AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yürü siz öyle olacaksınız diyordu. Düşünce de AKP sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur işte sesleri yükseldi bitmedi. İsrailli kimi hesaplar da Saadet Partili milletvekili düşünce Tanrı konuştu Allah İsrail'den yana gibi mesajlar paylaştılar. Özlem Zengin ve tayfası tıpkı ticarette olduğu gibi küfürde de zalim dostlarıyla buluştu. İki gün sonra Hasan Bitmez vefat etti. Erdoğan tek satır taziye mesajı dahi yayınlamadı. Bakın İsrail'den Türkiye'ye Dünya kötülük yapanın yanına kar kaldığı bir döneme evrildi. Arap Baharı 13 yıl önce Tunus'ta başladı. Olaylar Kasım 2010'da meyve sebze sattığı seyyar arabasına el konulan işsiz bir üniversite mezununun kendini ateşe vermesiyle başlamıştı. Halk Ocak 2011'de 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten Bin Ali idaresine son verdi. Salı günü Tokat Erbağ'da 47 yaşındaki seyyar satıcı Hakan Yıldırım mısır ve kestane sattığı tezgahını zabıta kaldırmak isteyince üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. İki olayı karşılaştırıp bir anlam çıkarmaya çalışmıyorum. Toplum şişti ve patlamak üzere. Neyin tetikleyeceğini bilemezsiniz. Size göre çok basit gelebilir. Bütün dünyası ve gelir kapısı o tezgah olan kişi bu elinden alınınca kendini yakıyorsa kaybedecek bir şeyi kalmamış demektir ve kaybedecek şeyi kalmayanların sayısı artıyor. İşler o noktaya geldiğinde yangının gideceği yeri kimse kestiremez. Bunu da aklı başında olan hiçbir idare istemez. Türkiye müstesna.